Sinema sevenlerin odak noktası haline gelen Cinegold sinemalarındayız ve çok özel bir röportajımız var sırada. Evet efendim, Iğdır'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayatımızın en keyif aldığı yerler sinema salonları. Gördüğünüz gibi bir sinema salonundayız. Biz şu anda Cinegold sinemalarındayız. Ufuk Bey'in yanında. Türkiye'nin her yerinde hizmet veriyorsunuz Ufuk Bey. Öncelikle ne hissediyorsunuz bu durumla ilgili Cinegold olarak? Şimdi sinema bir yaşam tarzı biliyorsunuz. Biz de bu tarza bayılan adamlarız. Biz bir aile şirketiyiz. Yaklaşık 8 yıldır sinema sektöründeyiz. Ağrı'da, Iğdır'da ve Bayburt'ta yerlerimiz var. Aynı zamanda bir organizasyon firmasıyız. Sinemacılık bizim yıllardır hayalimizdi. Ben Ağrılıyım, Ağrı'da büyüdüm. Yaklaşık 30 yıldır sinema görmedik biz. Iğdır'da öyle bir şehir, Bayburt'ta öyle bir şehir. Gittiğimiz her yer öyle kentler. Yani biz sinemasız büyüdük ne yazık ki. Bizden sonraki jenerasyonun da sinemasız büyümesine gönlümüz el vermedi. Bir de biliyorsunuz Türk sineması 100 yılın en iyi dönemini yaşıyor. Bununla beraber bu sektörde yer almaya başladık. Şimdi 3 ildeyiz ama aynı zamanda bütün Türkiye'deyiz. Birazdan açıklayacağız nasıl olduğumuzu. Cinegold olarak bir de gezici sinema dediğimiz bölüme siz de hitap ediyorsunuz. Sizden bu özel durumla alakalı güzel bir açıklama istiyorum. Biz neler yapıyoruz Cinegold? Evet, şimdi bir gezici sinema ekibimiz var. Bu ekip ne yapıyor? Önce onu anlatayım. 45 kişilik bir ekip çalışıyor burada. Sineması olmayan il ve büyük ilçelerde arkadaşlarımız bildiğiniz büyük sinema makinelerini sırtlarına alıp gümüş perdelerini sahneye koyup orada sinemayla tanışmamış ya da fragmanları televizyondan izleyip ah keşke gelse de izlesek dedikleri filmleri bizim aracılığımızda izliyorlar. Türkiye'nin her yerindeyiz. Geçen Cizre'deydik. Bu hafta Hakkari'deyiz. Ondan önce Sinop'taydık. Sinop biliyorsunuz sineması olmayan bir şehir hala. Ardahan yine öyle. Gümüşhane, Hakeza. Bu tarz yerlere ve bununla beraber büyük ilçelere de operasyonlar düzenliyoruz. İnsanları filmlerle tanıştırıyoruz. Ve vizyon filmler. Yani atıyorum Recep İvedik gibi. Atıyorum işte Mucize gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani bunları götürüp insanları oralarda izlettiriyoruz ve bundan hakikaten de keyif alıyoruz bu işleri yaparken. Ama biz sadece sinema firması değiliz. Aynı zamanda bir organizasyon firmasıyız da. Yani bizi o bölgelere götüren organizasyon yeteneğimiz. Organizasyon demişken farklı projeleriniz var anladığımız kadarıyla. Biraz da onların kapılarını açar mısınız bizlere? Şimdi az önce ifade ettim ya, biz boşluk doldurmayı seven bir firmayız. Yani hangi alanda nerede bir boşluk varsa onu insanların lehine döndürüp kullanmayı seviyoruz. Şimdi bu dönem mesela beni çok heyecanlandıran bir proje var. Anlatınca da heyecanlanacağım. Onu da öncelikle izleyicilerden özür diliyorum bunun için. Said Nursi Bediüzzaman Hazretleri'ni biliyorsunuz. Bu bölgenin insanı. Yazdığı eserler şu anda onlarca ülke dinine çevrilmiş, anlatılıyor. Ama biz ne yazık ki çok fazla anlayamıyoruz. Yani biz şimdi bu dönem mesela bir manevi açlık olduğunu hissediyoruz. Özellikle gençler üzerinde bakın. Biliyorsunuz o bir sürü illet var. Uyuşturucu illeti, bonzai illeti falan filan. Bunların tamamının manevi boşluktan geldiğini düşünüyor ve ona inanıyoruz gerçekten. İşte tam da burada Said Nursi'nin Gençlik Risalesi, Gençlik Rehberi isimli bir kitabı var bakın. Orada bizim maneviyatı eksik, maneviyattan uzak bir çocuğun Said Nursi'nin Gençlik Rehberi ile tanıştıktan sonra nasıl bir hal aldığını göstereceğimiz bir tiyatro oyununu hazırlıyoruz şimdi. Bu aynı zamanda da Said Nursi'nin birebir bal mumu maskının yapıldığı bir proje. Onun için de şunu iddia edebilirim. Türkiye'deki en yüksek bütçeli tiyatroda diyebilirim bunun için. Almanya'dan özel bal mumu sanatçılarıyla çalıştık mesela. Nasipse bu dönem turne hazırlığı içerisindeyiz ama davet bekliyoruz tabii ki bunun için. Yani yurt dışındaki yurttaşlarımızdan davet bekliyoruz. Yurt içindeki insanlardan davet bekliyoruz. İnşallah çok keyifli olacağını ve bizim de o manevi boşluğu bu tarz etkinliklerle dolduracağımıza inanıyoruz. Tabii nasip ne olacağını bilmiyorum.